Herkese selamlar, sevgiler. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videonun kalitesi için şimdiden hepinizden özür diliyorum. Çünkü gerçekten yoğun bir gündem geçiriyorum. Bu hafta diğer programlar da aksadı, kendi çalıştığım yerdeki. İlbay Medya'daki programlar da çok aksadığı için onlara biraz yoğunluk verdim. Ama aynı zamanda transfer gündeminin yoğun olduğunu biliyoruz. Ben de bu gündemin içerisinde yer alıyorum. Bu hafta da gerçekten bununla birlikte üçüncü videom olacak. Çünkü gündem o kadar yoğun ve yarın Hatayspor Kasımpaşa'ya konuk olacak. Saat 4'te başlayacak olan mücadele. Zaten şu an bu videoyu çektiğim süre zarfı içerisinde Hatayspor yavaş yavaş İstanbul'a inmiş gibi gözüküyor. 4.30'da çıktılar yola. Şu an saat 5.30'a geliyor. Hani bir 15-20 dakika içerisinde İstanbul'a iniş yapacak bu arada beyaz ekip. Şöyle kısa kısa bilgiler olduğu için hemen daha da fazla böyle prodüksiyon falan kuramadım. Hemen dedim sizi bilgilendireyim, onun videosunu yapayım. Ama daha detaylı, daha böyle geniş kapsamlı, daha prodüksiyonlu bir videolar gelecek. Zaten gelmeye de devam ediyor. Bu hafta attığım iki videodan da çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Sizin de gösterdiğiniz ilgi gerçekten oldukça önemliydi. Bir de bunların emeğini alabilmek, bunların karşılığını alabilmek benim için de çok önemli. Çalıştığım yerin yanı sıra Deplase Dergi ekibine girdim. Orada da hem her ay Hatayspor adına yazılar yazacağım hem de röportajlar yapacağım ve bildirdiğim üzere de Futbol Arena'ya girdim. Gerçekten İstanbul'da iyi işler yapan bir spor sitesi. Benim de uzun zamandır takip ettiğim, hepinizin uzun zamandır takip ettiği bir site. Oranın da Hatayspor muhabiri olmak bana böyle bir teklifle gelmeleri gerçekten beni çok mutlu ve gururlu hissettirdi. Gerçekten önemli ve güzel bir adım oldu benim için de. Yavaş yavaş ismimin duyulması da sizin verdiğiniz destek sayesinde çok da hoşuma gidiyor. Şimdi gündemi fazla dağıtmadan konulara geçelim isterseniz. Şimdi yarın bir Kasımpaşa maçı var. 3 oyuncumuz Afrika Kupası'nda. Bunu zaten daha önce söylemiştik. Münir Muhammed, Adama Traore ve Ayup Elkabi, Simon Fallet ve Dylan Sotlis takımda kaldı, gitmediler. Onların da bir gitme mevzusu vardı ama kaldı onlar. Üstüne bir de Nesine de bugün bir zaten Nesine de istatistikleri girdiğimiz zaman, detaylara girdiğimiz zaman karşılaşacak takımların eksikleri yazıyor. Kamil Ahmet ve Onur Ergün global enfeksiyon olarak gözüküyor. Bana da 2-3 takipçim sordu. Öyle bir sıkıntı yok. Hem Onur Ergün hem de Kamil Ahmet hem hafta boyu antrenmanlarda yer aldı hem de İstanbul kafilesinde yer alıyor. İkisinin de ben yarın ilk 11 olacağını düşünüyorum. Zaten birazdan da muhtemel ilk 11'i vereceğim. Bu muhtemel ilk 11 hem bilgiyle karışık hem de benim eğer ben olsaydım nasıl bir ilk 11'e çıkarım dediğim bir ilk 11 yaptım. Hem de biraz da böyle içeriden bilgi aldığım ilk 11 de var. Onları da aktaracağım. İsterseniz onlarla da devam edelim. Şimdi şurada bir muhtemel ilk 11 yaptım. Biraz daha böyle resimli bir şeyler yapmaya çalışıyorum artık. Çünkü sadece benim olmam biraz sıkıyor olabilir sizi. Yine de verdiğiniz destek gerçekten çok büyük ve çok önemli benim için. Onu da söyleyeyim size. Şöyle 2 saniye şunu şöyle alayım. Daha net çıkayım. Şu şekilde. Evet. Muhtemel ilk 11'leri görüyorum şu an. Ben de sizin gördüğünüz ekranı görüyorum şu an. Kalede Abdullah olacak. Münir Muhammed'i ve az önce söylediğim gibi Afrika Kupası'nda ve kaleye Abdullah koruyacak. Sağ bekte 4-1-4-1 bekliyorum bu arada Giresun maçında olduğu gibi. Sağ bekte Kamil Ahmet, sol bekte Samade Kubbe olacak. Orta sahaya geçmeden önce stoper ikilisi Fatih Kurucuk ve Burak Öksüz. Şöyle bir şey ekleyeyim. Burada Simon Fallet de olabilir. Onun da bilgisini vereyim. Burak Öksüz yerine Simon Fallet de oynayabilir veya Fatih yerine Simon Fallet oynayabilir ama Fatih'in kesileceğini düşünmüyorum. Burak yerine bir Fallet değişikliğini görebiliriz orada. Hemen onların önlerinde Onur Ergün olacak. Onur Ergün'ün herhangi bir gribal enfeksiyonu bulunmuyor ki zaten kafilede de yer aldı kafilede. İstanbul'a götürülüyor. Sakatlığını da tamamen atlattı. Çok da önemli bir futbolcu. Ben Onur'u beğeniyorum, kalitesini, kumaşını. O yüzden iyi bir transfer olduğunu ve oynadığı zaman da takıma katkı verdiğini biliyoruz ki oynadığı müddetçe de verecek. Onu da söyleyelim. Onur hemen dörtlü stoperin önünde olacak Onur Ergün. Sağda Savalo Bjenikse, solda Daylen Saint-Louis. Burada Ayıp Elkabi yok çünkü Ayıp Elkabi de Afrika Kupası'na gitti ve en önemli
ve belki de değişiklik gösterebilecek ikili orta sahamız. Yani onun önünde oynayacak ikili orta saha, Onur'u üçlü yapacak orta saha ikiliyle birlikte. Üçlü orta sahaya da dönebiliriz çünkü. Bu Sadık Baş bana gelen bir bilgi değil ama bence orada Sadık Baş oynatacak. Çünkü geçen haftalarda Sadık'ın Trabzonspor maçından itibaren iyi oynadığını, hocanın da uzaktan şut çektiği için Sadık'ın takıma pas katkısı verdiği için Sadık'tan memnun olduğunu duydum, öğrendim. Çünkü bazen bence de bizim en büyük sorunumuz bu. Uzaktan tehdit yaratacak şutörlerimiz yok. Sadık da hem Trabzon maçında hem de Konya ve Giresun maçlarında da uzaktan şutlarıyla etkili pozisyonlar yarattı. 2-3 tane de direği var yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Sadık bence yarınki karşılaşmaya ilk 11 oynayacak ki zaten sürekliliğini sürdüren bir oyuncu. Sürekli antrenmanlarda olan bir oyuncu. Bir ara bir sakatlık mevzusu vardı ama şu an hiçbir sıkıntısı olmadığı için yarın ben Sadık Baş'ı bekliyorum. Bir de Metin Burcu ama o da 3-4 haftadır yoktu. Evinde geçirdiği kaza sonucu yanık izleri gitti. Burcu Cema'yla da zaten özel birebir bir irtibatım, iletişimim olduğu için oyuncuyla konuştum. Gayet iyi olduğunu, maça hazır olduğunu söyledi. Tamamen hoca tercihine kalmış bu durum. Eğer 3-4 haftalık eksikliğini gördüyse hoca Burcu Cema'yı oynatmaz. Ama zaten farklı bir alternatif yok. Adam atılardı Afrika Kupası'nda. Muhammed Mert oynatır mı soru işareti. Benim öz düşüncem Muhammed Mert büyük ihtimalle transfer olacak zaten. Hani pek oynatma taraftarı değilim ben Muhammed Mert'i. Hem oyun anlamında Hatayspor'a bir şey kattığını düşünmüyorum. Hem de kalite anlamında bence Hatayspor ve Süper Lig seviyesinde olan bir oyuncu değil. Ya bu kalitesiz veya kötü futbolcu olduğu anlamına gelmiyor ama benim düşüncem bu yönde. Orta saha kurgusunu böyle bekliyorum. Mehdi Bocama ve Sadık Baş olur. Aslında ilk başta şöyle bir şey yapmıştım. Hoca artık sanki yavaş yavaş Sabah'ı hamle oyuncusu olarak kullanılacak gibi bir his var benim içinde. Çünkü Sabah yani ilk 11'i ne kadar kaldırıyor bence bir soru işareti. İlk 11'i ne kadar kaldırıyordan ziyade 90 dakikayı veya ilk 45 dakikadaki rakibin direncine karşılık verebiliyor mu? Verebiliyor ama bence Sabah taze kan olarak daha etkili oluyor. Hani yorulan defansın arkasına atıldığı zaman, yorulan defansın üzerine gidildiği zaman ben Sabah'ın daha çok katkı verdiğini, daha geniş alan bulduğunu ve daha geniş alan bulduğu için de daha güzel pozisyonlar, daha iyi pozisyonlar ve daha da skora katkı yaratacak pozisyonlar bulduğunu düşünüyorum. O yüzden hani hoca ne düşünüyor bu konuda bilmiyorum ama bence Sabah hamle oyuncusu ama eldeki kadro bu olduğu için, imkanlar kısıtlı olduğu için ilk başta Sadık'ı atmıştım Sabah'ın yerine ama orta sahada Muhammed Mert oynatacağını düşünmediğim için hocanın hemen onu savunabileceğinize ilk 11 aldım. Çünkü Muhammed Kamara oynar mı? Belki de Kamara oynar. Hani onu da söylerim. Kamara yerine bulabileceğimiz olabilir. Ama Sadık Baş'ın ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Bu bilgi değil. Bu benim kendi düşüncem. Orta saha kurgusu bence böyle olacak. Böyle de olması bana daha mantıklı gelen bir durum. Onu da söyleyeyim. Bir de Burcu Cema. En artık sol kanatta da Delin değiliz. En ileride de Mamed Diouf olacak. Diouf her zaman olduğu gibi takımın kaptanı ve ilk 11 oyuncusu. Forvet'te de en ileri uçta da Mamed Diouf'u göreceğiz. Bir de Burcu Cema, Mamed Diouf şu an hatırladığım isimler. Eğer siz de biliyorsanız ek olarak ekleyebilirsiniz. Sarı kart cezalısı durumunda bulunuyor ve önümüzdeki haftada Hatayspor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Hani bu iki oyuncunun çok dikkatli olması lazım. Hatta şu an hemen bir saniye beklerseniz hemen bulabilirim hangi oyuncular olduğunu. Daha az önce bakmıştım. Ya da siz yazın şu an çünkü bulamayacak gibiyim hemen bir tekrardan bakayım. Ama benim hatırladığım Mamedou ve Metin Hocam'a tamamen yani kesinlikle var. Kesinlikle sarı kart cezası durumunda bulunuyorlar. Çünkü yaptığım haberde de söylemiştim. Yazmıştım. Şu an Mamedou, Metin Hocam'a Simon Fallet sarı kart sınırında bulunuyor. Simon Fallet yarın oynama ihtimali var. Onu da söyleyelim. Burak Öksüz de %50 %50 olduğunu söylemiştim. Bir de Adama Traore ama Adama Traore Afrika Kupası'nda olduğu için onu etkileyen bir durum yok. İlk 11'i bu şekilde bekliyorum. Değişkenlik olabilir dediğim gibi Burak yerine Simon Fallet veya Metin Hoca yerine başkası, Savan Objeniz yerine başkası ama
Hem bilgim, hem bilgimle karışık hem de kendi ilk 11'imi çıkartmam gerekirse ben bu şekilde bir ilk 11 çıkartıyorum. Eğer Ömer Hoca'nın yerine ben olsaydım böyle bir ilk 11'i çıkardım. Siz de muhtemel ilk 11 fikirlerinizi yazabilirsiniz, tartışabiliriz. Siz hoca veya bildiğiniz varsa, kimin oynayacağını bildiğiniz isimler varsa söyleyebilirsiniz. Veya kafanıza bir ilk 11 belirlediyseniz veya 4-1-4-1 değil de işte kardeşim 4-2-3-1 oynar veya 3-5-2'ye döner gibi düşünceleriniz varsa hepsini paylaşabilirsiniz. Muhtemelen ilk 11'e geçtikten sonra dünden beri transfer gündemine giren Erencan Yardımcı ismini konuşalım. Dün Salim abinin programında Eyüpspor'un başkanı açıklama yapmış. Hatayspor'un ilgilendiğine dair. Bazı durumlarda bilgi sahibi olamıyor olabiliriz. Onu söyleyeyim. Bir de bu Hatay Spor olunca bu biraz daha böyle zorlaşıyor. Çünkü biraz bilgi almak çok zor oluyor Hatay Spor'dan. Çünkü fazla medyayla böyle ikili ilişkileri olan bir kulüp değil. Açık konuşmak gerekirse hani onu söyleyeyim. Mesela hani sakatlıkları bile yani mesela takım İstanbul'a gidiyor. Diğer takımların muhabirleriyle de aram iyi olduğu için bunu söyleyebilirim. Hani onlara sakatlık olduğu zaman direkt bildiriliyor. Veya bir transfer, yani transferi geçelim şimdi, transfer konusuna geçelim. Veya diyelim ki takım İstanbul, mesela Alanyaspor İstanbul kafilesiyle birlikte İstanbul'a gidecek. Kasımpaşa'ya maç yapacak. Veya Fenerbahçe'yle maç yapacak. Bunun öncesinde hangi oyuncularla gidildiğini muhabirlere bildiriyorlar. Veya bir sakatlık olduğu zaman az önce söylediğim gibi hemen söylüyorlar. Bir durum olduğu zaman veya bir basın toplantısı olduğu zaman. Direkt bunun bilgisini veriyorlar ama biz maalesef basına açık antrenmanlar dışında pek bir yol kat edemedik. Yani takımdan Popov ayrılıyor. Popov'un ayrıldığını takımdan bir hafta önce bildiriyorum. Daha bugün bilgisi veriliyor basın mensuplarına. Yani bu durum biraz aslında can sıkıcı bir durum. Yani demem şu ki bazen bilgi akışı sağlayamıyoruz yöneticilerle, takımdaki kişilerle. Sağ olsunlar benim kaynaklarım, kendi adıma konuşayım. Elinden geldiklerinde bana erken bilgi vermeye çalışıyorlar ama bu bazen yetersiz olabiliyor. Yani bazen yani bazı transferleri başkalarından duyuyoruz. Ondan sonra yapabileceğim tek bir şey kalıyor. Bu transfer doğru mu değil mi diye kaynaklarla görüşüyorum. Erencan için de öyle oldu. Dün Salim abinin yaptığı bir programda Eyüpspor Başkanı Erencan'ın Hatayspor kiralamak istediği Alanyaspor ve Adanaspor da var herhalde. Birkaç takım daha olması gerekiyor. O haberi gördükten sonra hem oyuncu tarafımla ilgili bazı kaynaklara eriştim. Hem Eyüpspor'la ilgili hem de Hatayspor'un bazı kaynaklarına eriştim. Ve bu transferin masada olduğunu öğrendim. Hatayspor geçen günlerde Eyüpspor'la birlikte bir masaya oturmuş ve bir kiralık konuşması gerçekleştirmiş. Ömer Hoca'nın bizzat raporunda olan bir oyuncu. Ömer Hoca'nın bizzat istediği bir oyuncu. Şöyle bir durum var ama oyuncu büyük bir takım yerine veya Süper Lig'e tekrar dönmek yerine çünkü Eyüpspor'da da fazla bir forma şansı bulamadı. Yani çok az oynadığını biliyoruz ki zaten Galatasaray'dan da iyi bir ücrete transfer olmuş. 475 bin euro gibi bir şey hatırlıyorum ben. Hani fazla görünmeyen rakamlar bunlar bu oyuncular için. Bir de alt lige transfer olan oyuncular için. Alt liglerin çıkartamadığı paralar bunlar. Transfer olmuştu ve fazla da oynamadı. Umut Bulut çok ekstra bir performans sergiledi. O etkili olabilir. Ama bu oyuncu artık gittiği kulüpte forma şansı bekleyen oyuncu olmak yerine yani bunu Erencan'ın yakınlarından öğrendim. Gittiği kulüpte artık oynamak istiyor oyuncu. Hani şöyle bir düşüncesi yok. O bana Süper Lig'den Alanyaspor, Hatayspor talip oldu. Gideyim oynayayım, PR kasayım, PR çalışması yapayım ve ismini duyursun gibi bir düşüncesi yok. Şöyle bir şey düşünüyor. Alt lige gideyim. Belki de alt sıralar oynayan bir takıma gideceğim ama oynayacağım. Yani o oyuncu tamamen bu düşüncede. Bence bir futbolcunun olması gerektiği bir düşünce bu. Yani daha 19 yaşında bir futbolcunun yani tanınmak yerine kendini geliştirmesi gerekiyor. Şu konuda bir soru işareti var. Hatayspor transfer etti diyelim Erencan'a. Ne kadar şans verecek? Hani Bertu da böyle bir transferdi. Osman Şahin İskenderunspor'a kiralanan böyle bir transferdi. Hani Hatayspor tabii ki de genç yatırımı yapıyor, altyapıya önem veriyor veya diğer takımlardaki potansiyelli oyunculara önem veriyor ama bunlara ne kadar forma şansı veriyor transfer ettiklerinden? Bu biraz soru işareti. Bence bu Erencan tarafından da bir soru işareti. Hani Hatayspor'u seçmezse veya Hatayspor'a transfer olmazsa sebebi bu olacaktır. Bunu şimdiden size çok net bir şekilde söyleyeyim.
Ama Hatayspor'un Eyüpspor'la görüşmeleri olumsuz gitmiyor. Belli bir kiralama bedeli üzerinde miktar olarak duruyorlar. Hani Eyüpspor'un düşüncesi şu: en azından aldığım paranın yarısına kiralayayım. Yani 475 bin liraya ben bu oyuncuyu aldıysam 150 bin liraya, 200 bin liraya, 250 bin liraya kiralayayım düşüncesinde. Hatayspor bu bütçeye çıkabilecek bir durumda, ama sözleşme süresi ne kadar olacak, kiralık sözleşmesi, o biraz daha netlik kazanmadı. Onun dışında oyuncuya forma sözü verilecek mi? Oyuncuda da çünkü bir görüşme olacak. O netlik kazanmadı. Ama Hatayspor'la Eyüpspor'un Eren Can yardımcı için iki görüşme yaptığını, yöneticilerin iki görüşme yaptığını biliyorum ve bu iki görüşme de, birincisi süre, kaç aylık veya kaç yıllık kiralık sözleşmesi süresi, bir de fiyat konuşulduğunu biliyorum. Bu iki konu için de olumsuz bir görüşme gerçekleştirilmeli. Eyüpspor'da oyuncusunu düşündüğü için daha fazla forma şansı, daha fazla süre alabilmesi için farklı bir takıma göndermek istiyor. Yani Eren Can yardımcı takımdan ayrılacak. Yeni adresi Hatayspor olabilir, Alanyaspor olabilir, Adanaspor olabilir, ama net bir bilgi: Hatayspor masada. Eren Can yardımcıyı kiralamak istiyor. Hatta ilk başta bir satın alma durumu da söz konusu olmuş, ama Eyüpspor oyuncuyu vermek istemiyor, satmak istemiyor. Çünkü ileriki zamanlarda yer almak istiyor. Çünkü ve yeni bir sözleşme de yapmışlar oyuncuyla. O yüzden hani satma gibi bir söz konusu değil. Hatayspor ancak kiralayabilir. Bir yıllık kiralayabilir, 1,5 aylık kiralayabilir, ama Kahraba dışında 6 aylık başka bir oyuncu kiralamak istemiyorlar. Daha uzun vadeli kiralık oyuncu almak istiyorlar. Durum bu şekilde. Yani Eren Can burada aslında büyük bir rol oynayacak. Çünkü Eyüpspor gelen tekliflerin hepsine maksimum düzeyde yaklaştı. Maksimum şekilde anlayış sağladı. Hani kiralama konusunda Eyüpspor'un bir engel unsuru oluşturacak bir durum olmayacak. Gelen teklifleri kabul edecek. Hani ortak noktada buluşacak takımlarla. Hatayspor işte burada biraz oyuncu ikna etmesi gerekiyor. Biraz masada ağırlığını koyması gerekiyor. Ağırlığını koyduğu sürece Eren Can yardımcıyı kiralık bir şekilde Hatayspor'da izleyebiliriz, ki bence katkı da sağlayabilir. Hatayspor maçında da izledik zaten oyuncu. Galatasaray'da da biliyoruz az çok. Her zaman potansiyelli olan bir oyuncu. Galatasaray altyapısından çıkmış bir oyuncu. Hani bence bir şans verilirse bu şansı çok iyi değerlendirip çok iyi bir futbolcu olabilir. O yüzden bir yatırım transferinden ziyade Hatayspor'un kiralama düşüncesi, oyuncunun biraz daha gelişmesi, kısa süre içerisinde Hatayspor'a katkı sağlamasından dolayı. Ya şunu da söyleyeyim, Hatayspor bu sezonu biraz daha böyle günü kurtarmalık transferlerle bitirecek gibi duruyor. Yani böyle büyük yatırımlı bonservisli transferler beklemeyelim devre arasında. Hani sezon sonuna kadar idare edebilecek 3-4 oyuncu alıp bitirmeye çalışacak gibi duruyor. Hani hem gelen bilgi o, hem de gözüken o. Hani hep kiralık oyunculara ve bonservisi elinde olan biraz böyle orta yaşlı futbolculara yöneliyorlar. Hani bizi en azından bu sezon kurtarsınlar. Bu sezon biz bir Avrupa'ya gidelim bu oyuncularla. Seneye yeni transferler yaparız düşüncesinde Hatayspor. Durum bu şekilde. Kısa tutacağım dedim ama bugün de konuşasım üzerinde. Konuştum. Muhtemelen ilk 11'i size aktardım. Orada bir değişkenlik olabilir. Sizin de kafanızda olan ilk 11 varsa yazabilirsiniz. Aynı zamanda Eren Can yardımcı transferinin doğru olduğunu söyledim. Orada da bir gelişme olacak. Oyuncu da bitiyor her şey. Bir daha Hatayspor'u ne kadar ikna edebilme gücü var, onu göreceğiz. Önümüzdeki günlerde zaten her zaman da söylediğim bir cümle: daha netlik kazanacak. Konu daha böyle çok sıcakken hep size sunduğum için hep bir belirsiz kalıyor, ama şu an hani olan bu olduğu için bunları sunuyorum. Hani fazla da geciktirmek istemiyorum bilgi konusunda. Durum bu şekilde. Zaten gelişme olduğu sürece haftada 3 video, 4 video atmayı düşünüyorum her zaman. Verdiğiniz destek de çok önemli. Sadece ben artık 1.000 abone olmak istiyorum. 4.000 izlenme saati yakalayıp aslında biraz buradan da bir gelir elde etmek istiyorum, ama şu an verdiğiniz destek gerçekten çok iyi. Sadece abone olmayan arkadaşlar abone olursa, beğenmeyen arkadaşlar beğenirse, tabii ki de zorla değil, sadece içinden gelenler bunu bana sağlarsa çok sevinirim, çok memnun olurum. Sizin için çabalıyorum. Tabii ki de bu benim mesleğim. Çabalamak zorundayım, ama ayrıyetten ek işler yapıyorum. Hani mesela normalde YouTube kanalına video çekecek kadar müsait değilim, ama hani burada ayrı bir kitle oluşturduğum için burayı eksik görmek istemiyorum.
O anlamda bana destek verdiğiniz sürece de ben burada olacağım. Size bilgi vermeye devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.